Aşkı bulmak cesaret ister. Buldum derken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin. Vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen. Yoksa son şarkımız, son dansımız mıydı? Oh ne! Dilara kafanı... Bir dakika, şimdi herkes sussun, herkes keyfini çıkarsın. Son galiba. Busmer! Busmer! Aşkı bugün ben duygusal bir konuşma yapmak isterim. Tamam, hadi yap, dinliyorum. Bugün son günaymışlar olmuş olacak. Evet. Ve ben... Seni gerçekten çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ve gömleğin çok yakışmış. Teşekkür ederim. Aşkım şaka maka sonuna kadar geldik. Yani gerçekten sanki ben bu evde hep seninle var oldum. Ve bu evden sonra da seninle inşallah Allah nasip ederse yaşlanmak istiyorum. Hayatımın sonuna kadar seni görmek istiyorum. Bu eve... Sadece bunun için çok teşekkür ederim. Seni bana kazandırdığı için. Daha dün böyle çömez çömez buralarda takılırdım. Seninle birlikte resmen büyüdüğümü hissediyorum gerçekten. Hani ne kadar çocuksu yanımı senin yanında coştursam da gerçekten büyümeme sebep oldun. Böyle kendimi koca bir kadın gibi hissediyorum. Yeri geldiğinde de minik bir bebek gibi hissediyorum. Ve bunun tamamen sebebi sensin. Bana her şeyi yaşattığın için, tattırdığın için çok teşekkür ederim. Oğlum bir durun lan. Ciddi bir şey konuşuyoruz şurada ya. Ne konuşmuyor ki? Tamam aşkım, şu an kavganın konuşma. Sırası değil. Gülüyorsunuz oğlum, ciddi bir şey konuşuyoruz. Ben gülmem oğlum, ben böyle yapıyorum sadece Orkan'a. Başlayacağım şimdi şakanıza. Son günde çocuğumu kızdırdınız yani. Evet aşkım, devam et. Öyle işte aşkım yani. Seni çok seviyorum ve hayatımda olduğun için, bana kattıkların için çok teşekkür ediyorum. Vallahi. Busmer'e bir alkış. Buse'ye bir alkış. Şimdi Busmer'in Meri konuşuyor. Vallahi hayatım, seninle geldim, seninle gidiyorum. Yani benim ağzımdan başka bir şey duymadın zaten, biliyorsun. Buranın bana gerçekten kattığı en önemli şeysin. Yani burada daha doğrusu tek şeysin diyebilirim. Bu ayıp dostluklarım hariç. Ayıp lan kardeş. Yazıklar olsun. Hadi Dilara, seni de unuttum kuzum. Onun yanı sıra Mark, yani burada en çok sevdiğim ve kendimden de anladığım şeyler. Kendimi üçüncü göz olarak izledim ve hatalarımı anladım. O hatalarımı iyi ki anlamışım. Seninle hatalarımı düzeltmek benim hoşuma gitti. Ben sana her zaman daha sıkı sıkı sarılmayı, daha derinden bakmayı bu hatalarım sayesinde öğrendim öncelikli olarak.
Bu evin bana kattığı en büyük değer sensin ama bir diğer değer de anılarımız. Yani buradan sonraki hayatımızda bunu bol bol açıp izleyeceğiz. Umarım bir ömür boyu beraber yürürüz, beraber ilerleriz ki temennimiz bu olacak zaten. Her fırsatta bunu açıp açıp izleyeceğimiz koskoca bir anı tablomuz var. Bu anılar olduğu için de ben buradan herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Çok da uzatmak istemiyorum çünkü konuş bitmez. Daha birçok arkadaşım var. Seni gerçekten çok seviyorum. İyi ki seni tanımışım, iyi ki seninleyim ve iyi ki seninle buradan ayrılıyorum. Umarım bir ömür boyu seninle mutlu olurum. Her şeyi senin için yapacağım, bizim için yapacağımızı bil. Seni gerçekten çok 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 seviyorum. Bravo! Müslüme'le bu duygusal konuşma için teşekkür ederiz. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Bunun tamamen sebebi sensin. Seni çok seviyorum aşkım. Bravo kuru bacaklardan Murat. Bundan sonraki bütün hayatım sensin. Seni çok seviyorum. Eşim ol istiyorum. Gerçekten kocam ol. Çocuklarımın babası ol istiyorum. İyi ki seni tanıdım. İyi ki cesaret ettim. İyi ki sen de karşılık verdin. Sana çok teşekkür ediyorum. Bravo! Bravo Beyza! İnşallah buradan sonra çıktığımızda da aynen aranızdaki iletişim devam eder. İlk geldiğin günden beri hep gözüm seni görüyordu zaten. Biraz utandım, çekindim. Ama sonra sana açıldım. Herkesin sırrını birbirimize söyledik ama birbirimizin sırrını asla söylemedik ve söylemeyiz. Bu gece ne var? Bu gece var? Nereye gidiyorum? Nereye? Nasıl yani? Nereye gidiyorum? Eğlenmeye gidiyorum. Oğuz öyle bir suratla ki ve bu tepkiden nefret ediyorum. Konuşmak da istemiyorum. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Hala kızmak diyorsun ya. Ya hak etmiyor muyum ben abi? Ben artık yani yoruldum bu halinden. Yani bu duruma sokup duruyorsun. Biz de kavga edip bak, duruyoruz. Ben sokmam. Mutluluğunuzun daimi olmasını diliyorum. Çiftler Amin. İçin geçerli. Bulamayanlara da sen aşk ver ya Rabbim. Amin. Finale denk geldim ama finalde burada olduğum için çok mutluyum Öykü Hanım. Keşke olsaydı da benim de bir ilişkim olsaydı ama hayırlısı buymuş. Olkan yani keşke olsaydın diyorum ama yani sezona şöyle bir baktık, neler yaşadık, neler geçirdik diye düşündüğümde de dayanabilir miydik seninle o günlere bilmiyorum. Öykü Hanım, ben mutsuzum. aşkı bulabilirdim ama bulamadım. Bu yüzden gerçekten üzgünüm aşkımı bulamadığım için. Ben Ferhat'la dışarıda görüşecek misin? Evet, yemek yiyecekler Öykü Hanım. Sen kaynıyorsun. Ben konuyu açayım da rahatla. Evet, var mı söyleyeceğim? Yani yalan konuşmasınlar. Gidecekler, aşıklar birbirlerine. Neyse ki bugün son gün seni bir daha görmeyeceğim. Öyle demiyordun ama seni FaceTime arayacağım diyordun. O ayrı, bu ayrı. Hep yanımda oldular. Benim ailem bile beni bir kez aramadı. Nasılsın diye sormadı. Hep onlar sordular. Yara işte kapandı mı? Ne yarası? Ne yarası o kadar? O kadar kapandı. Ne yarası ya? Güzel cevaptı. Bu kadarını beklemiyordum. Peki. Çok çok uzun süre devam etmesini dilediğim yine baş tacı ilişkilerimizden biri. Çok az bir süre kala Oğuz ve Nihle şeyler söylemelisiniz diye düşünüyorum. Ben asla hani son bölümün bu şekilde olmasını istemezdim Nihle ile aramızın. Büyük final öncesinde bir oylama yapacağız. Kullandığınız oylar ev birincisini belirleyecek. Bütün evin yarışmacıları arasından sadece bir kişiyi seçeceksiniz. Benim burada iyi kötü her zaman yanımda olduğum için teşekkür ediyorum. İnşallah siz birinci olursunuz. Ben sizi tutuyorum. Aslında aklımda ve kalbimde kimin olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ama bir strateji yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başarabiliriz. Diğer arkadaşlarımız şu an çok uyuyamasalar da. Erkeğe de atmak isterdim ama oy sınırlı. Her zaman iktidar.
musunuz? Sizi sefiller tabii ki de bitmedi. Daha bunun büyük finali var ve asıl bomba o gün patlayacak. Bizi izlemeye devam et. Büyük finalde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Günaydın meleğim. Günaydın aşkım. Keyfin nasıl? İyi aşkım, senin? İyi. Son gün nasıl hissediyorsun kendini? İyi hissediyorum. İyi hissediyorsun. Tamam, ben o zaman böyle birazcık konuşmaya başlayayım. Burası benim için 8. bölümden sonra başladı seninle birlikte. Gerçekten çok şey kattın bana. Bunun için çok teşekkür ediyorum sana. Seninle birlikte yaşımız birazcık farklı olsa da seninle birlikte çok şey öğrendim. Senden çok şey öğrendim. Seninle birlikte de çok şey öğrendim. Çok teşekkür ediyorum bunun için sana. Buraya, bu bölüme gelmeden seninle birlikte bir şeyleri başaramayacağız diye korkuyordum. Açık konuşmak gerekirse. Ama seninle birlikte çok şey başardık. Her zaman yanımda olduğun için de sana çok teşekkür ederim. Beni asla saçma sapan kötü konumlara sokmadığın için de sana çok teşekkür ediyorum bir tanem. Ben seninle ilk tanıştığımız zamanlarda bir galada şey demiştim. Nihle bana güvensin, yeter sadece bana demiştim. Onun için de sıkıntı yaşamaz, bana güvenirse sadece demiştim. Bana güvendin. Bu güveni asla boşa çıkarmayacağım bu saatten sonra da. Burası olsun, dışarısı da olsun. Dışarısı için çok heyecanlıyım. Seninle birlikte çok güzel maceralar, serüvenler yapacağız gibi geliyor bana. Burasına da çok teşekkür ediyorum seninle tanıştığım için. Bana böyle bir ön ayak oldukları için. İyi ki geldin, seni çok seviyorum. Ne oldu? Klima. Klimadan ses geldi aşkım, ona korktum. Özür dilerim. Özür dilerim. Dinliyorum ben aşkım, ben konuştum sen. Ses mi gelmiyor, sözün anlamıyorum. Sözün kesildi ya bir tanem senin. O yüzden ben de özür dilerim, devam etmeni bekliyorum. Yo, konuştum, o anda gitti yani. Tamam. Seni bekliyorum ben. Tamam. O zaman aşkım, benim söyleyeceğim tek şey de şu. Buraya geldiğimden beri seninle beraberim. Evet, dediğin gibi işte bana güvenirse hiçbir sorun yaşamayız demiştin. Öyle oldu. Tek odak noktam sendin. Seninle burada çok güzel anılar yaşadık. Gerçekten yani yarın bir gün açıp izlediğimiz zaman hani ya Oğuz ne yapmışsın, hani bu çok kötü bir sahnemiz var diyebileceğim bir şey de yok. Çok güzel zamanlar geçirdik. Kavga da ettiğimiz zaman yine kavgalarımız bile güzeldi. O yüzden çok teşekkür ederim. Ve buraya gelmek benim için bir şanstı. Bu şansı bana tanıdığı için buradaki herkese de çok teşekkür ederim. Yani yapım ekibinden bahsediyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Murat ağlayacak. Ağla, ağla. Kısmetse olur, aşkın gücü productionhouse.com.tr'ye iyi ki başvuru yapmışım. Aşkım, gerçekten iyi ki buradayım. Neden? Çok güzel dostluklar edindim. Yani eminim burası bittikten sonrasında da görüşebileceğim insanlar var, dostlar var, dostlar kazandım. Ama en büyük kazancım burada sen oldun. Yani iyi ki gelmişim buraya. Ben kadere inanan birisiyim. İlk gün geldiğimde de söylemiştim bunu. Hani şu an ben buradaysam belki hayatım aşkını da burada bulabilirim diye ve seni buldum. İlk günaydınım sen olmadın ama son günaydınım eminim sen olacaksın bundan sonra. Hayatım boyunca da hep benimle her anımı seninle paylaşmak istiyorum. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Bunun tamamen sebebi sensin. Ben kendimde seni gördüm, seni kendimde gördüm ve bizi de gördüm. Seni çok seviyorum aşkım. Ya. Bravo kuru bacaklardan Murat. Hayatım, sen benim hem ilkimsin hem de sonumsun. Burada, dışarıda, her zaman. İyi ki gelmişim, iyi ki seni seçmişim. İyi ki buralara kadar gelmişiz. Bu atmosferde buradayken biz bu zorlukları yendiysek, dışarıdayken bizim atlatamayacağımız hiçbir şey yok. Buna emin ol. Seni gerçekten çok ama çok seviyorum. Bu kadar. Ben seçiyorum. Ya. Hadi gidiyorum ben. Aşkım. Kurt günaydın. Adamım, günaydın. Günaydın aşkım benim. Buraya gelene kadar içimde bir hüzün yoktu. Ama şimdi hani son
bölüme çıkınca gerçekten bir hüzün kapladı içimi. Hem burada arkadaşlarım olsun hem de son günaydınımızın verdiği bu hüzün olsun. Ben buraya şimdi son kez günaydın diyoruz ama bundan sonraki hayatımızda ilk günaydınlaşacağımız, ilk birimizin yüzünü göreceğimiz kişi sensin. Bu hayatım boyunca hiç beklemediğim bir şeyi bu programda yaşadım. Seninle olan bu hislerimi, duygularımı ilk defa keşfettim. Sen gerçekten beni çok değiştirdin. Senden önce farklı bir adamdım, senden sonra farklı bir adam oldum. Bana bu kadar güzel duygular yaşattığın için öncelikle sana çok teşekkür ederim. İyi ki hayatıma girdin gerçekten. Ben seninle ilerisini düşünüyorum. Gerçekten bir yuva kurmayı düşünüyorum. Ve bu programda bu kadar iyisiyle kötüsüyle zaman geçirdik. Allah izin verirse inşallah bu bölümlerimizi ileride çocuklarımız izleyecek. Bundan da çok mutluyum. Bu programda bizi tanıştıran, birazcık kırdıysam, üzdüysem yapım ekibine de teşekkür ederim. Kendileri de affetsin. Zaman zaman bu evde hani kavgalar ettik, tartışmalar yaşadık. Orada bu tartışmanın altında kalan kız arkadaşlarımızdan da özür dilerim. Ama şunu biliyorum ki ben seni hem çok seviyorum hem de sana çok aşığım. Bundan sonraki bütün hayatım sensin. Seni çok seviyorum. Bana teşekkür etmeyi unuttun. Neyse. Şunu söyleyeceğim. Hiçbir insan kusursuz değildir. Öncelikle beni kusurlarımla sevdiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Kendimde sevmediğim ne varsa senin sayende sevmeye başladım. Kendimde kusur olarak gördüğüm ne varsa artık gözüme güzel gelmeye başladı. Bana her şey oldu. Hayatıma girdiğin günden beri kendimi o kadar güvende hissediyorum ki ve bu duyguyu yaşamak o kadar güzelmiş ki bunu seninle tattım. Eşim ol istiyorum, gerçekten kocam ol, çocuklarımın babası ol istiyorum. Sana, ailene, çevrene, arkadaşlarına minnettarım. Bu zamana kadar kalbini kırdığım her şey için de özür dilerim. Ve yapım ekibine, bu eve çok çok teşekkür ederim. Bana bu hayatta bu duyguyu yaşattığı için. Seni her şeyden çok seviyorum. İyi ki varsın. Ben de iyiyim. Günaydın canım. Günaydın. Öncelikle nasıl başlayayım? Arkadaşlar gibi bir konuşma yapamasam da şöyle bir şeyle başlayayım. Cesaretin için öncelikle çok teşekkür ederim. Bana bunu kanıtladığın için kırmızı oda olsun veya tanışma yolu olsun. Hani çok cesur olduğunu gördüm ve benim bakış açımı değiştirdiğin için çok mutluyum. Biliyorsun hiç görmemiştim seni evde ama kırmızı odadan sonra çok farklı bir Beyza gördüm. Hani his olarak veya arkadaşlar lütfen öne doğru bakın. His olarak veya komik düşünce mi? Düşünce tarzı olarak gülen yok, gülen yok. Çok yok gülen yok. Çok kafamı karıştırdın pozitif anlamda. Seni kırdıysam şimdiye kadar özür dilerim. Pes ettiğim yerde beni kaldırdın. O kavgadan sonra aslında ben biliyorsun bırakmak istiyordum. Orada tekrar cesaretini gösterdin. Cesur olduğunu gösterdin ve ondan sonra artık daha hızlı bir şekilde hislerim olduğunu düşünüyorum. Ve iyi ki varsın diyorum. Bravo. Bravo be! Bravo. En büyük sensin. Ne yaptın lan? En büyük sensin. Ne yaptın? Ben de arkadaşlar saygı gösterip bizi dinlerseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Ben de diğer arkadaşlar kadar duygu dolu demeyeyim de diğer arkadaşlar kadar uzun bir mazimiz olmasa da beraberken çok şey yaşadığımızı ve çok güzel şeyler yaşadığımızı düşünüyorum. Çünkü benim seninle yaşadığım iyi kötü her an gerçekten benim için çok keyifli ve güzeldi. Ben seni hayatımda hep görmek istiyorum ve seni hayatımda görmek için de mücadele vermek istiyorum. Yani mesafeler benim için engel değil, olamaz da. Çünkü biz en zorunu başardık. Bence binlerce insanın arasından buraya seçilip birbirimizle karşılaşmayı başardık. Bunun bence bundan daha zoru olamaz diyorum yani. Öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Seni gerçekten, sana çok değer veriyorum. Senden gerçekten çok hoşlanıyorum. Hoşlantım ne boyutta artık ben bile hoşlantımın boyutunu hesap edemeyecek hale geldim. Hoşlantı yok. Tam hoşlanmamı ben bile artık boyutunu tarif edemeyecek hale geldim. Çünkü gözlerine her baktığımda gerçekten huzuru bulduğumu hissediyorum. Huzuru bulduğumu fark ediyorum. O yüzden seni gerçekten mesafeler olsun olmasın her zaman hayatımda görmek istiyorum. İnşallah buradan çıktıktan sonra da birbirimizi tanımaya
devam ederiz. Bağlantıyı hiç koparmayız ve gerçekten çok mutlu oluruz. İyi ki seni tanıdım, iyi ki cesaret ettim, iyi ki sen de karşılık verdin. Sana çok teşekkür ediyorum. Bravo! Bravo Beyza! Allah'tan hiç konuşamadım Beyza! Hadi Almanya'ya, hadi hadi. Vay, ya vay. Aşkım. İşte zarafet, işte asalet. Aşkım işte güzellik. Ya. Ne yapıyorsun bir tanem? İyiyim balım, sen ne yapıyorsun? İyi ben de, bana söylemek istediğin şeyler var mı? Arkadaşlar bir saniye, böleceğim kelebeğinizi. Öncelikli olarak ben ikinizin de ayrı ayrı bu burada yaşadığınız serüven hakkında bizim gibi bir konuşma yapmanızı istiyorum. Çok güzel olur. Evet lütfen. Öncelikli olarak Dilara Hanım'dan başlamak isterim. Evet. Diloş'la başlayalım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ne konuda ya? Yani bu evi teşekkür etmek ister misin ya da yaşamış olduğun ilişkileri istinaden bir şey söylemek ister misin? Tabii ki de. Evet, tabii ki söylemek isterim. Öncelikle ay çok heyecanlandım şu an. Ya bu evin bana kazandırdığı en güzel dost Berke zaten. Sağ ol, Allah razı olsun. Ya siz zaten ama Berke'nin yeri bende çok ayrı biliyorsunuz. Benim için de aynı şekilde. Diğerinin de Allah belasını versin. Kimin? Diğerinin. Tövbe estağfurullah. Ay onun, gerçi aslında ona da teşekkür etmem gerekiyor onun sayesinde. Tecrübe edindim. Tabii ki insanlara hemen güvenmemeyi öğrendim. Bence Berke de aynı şeyi düşünüyordur. %100. Aynen. Bu eve ilk geldiğim zaman Berke'yi görmüştüm. Hatta tepkim bu ne diye olmuştu. Sonra bir yerde karşılaştık Berke'yle. O andan beri çok yakın arkadaş olduk. İyi ki hayatıma girdin. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum balım. Ben de şimdi bir şeyler söyleyeceğim. Bu eve ilk geldiğimiz günden beri Dilara ile hiçbir şekilde birbirimizi tanımıyorduk dışarıdaki hayatta. Ama ilk geldiğimiz günden beri farklı bir enerji birbirimize yansıyor. Bundan dolayı ne yapıyorsun? Ağlıyorum. Ağlama. Hayır canım, ne ağlaması? Bundan dolayı çok güzel bir arkadaşlığımız oldu. Devamında çok güzel bir kardeşliğimiz oldu. Çok güzel bir kardeşliğimiz oldu. Benim en zor günlerimde yanımda oldu. Yani her dakika, evet, her dakika yanımda olmaya çalıştı. Her konuda, her anlamda. Ben de her zaman onun yanında olmaya çalıştım. İkimiz de burada başarılı ilişkiler yaşayamamış olabiliriz. Ama bundan çok daha değerli, belki de çok güzel bir kardeşlik başardık biz. Bundan dolayı çok mutluyum. Seni çok seviyorum. Balım, çiçeğim, ay, böceğim. Bu arada hiç tartışmadık. Evet. Bugüne kadar. Hiç. Gözlerimi sadece Dilara görebilir. Çimen gözlü. Çimen gözlü. Balım benim. Seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Bundan sonra da zaten beraberiz biliyorsun. Herhalde her zaman. Yansın geceler, Pelin Söyceler. Hayır, hadi hareketimizi yapalım son kez. Hadi, geliyor. Bizi gösterir misiniz acaba? Hadi bizi gösterin. 1-2-3 yapacağız. Gittik galiba. Oldu ya, ya. Of ya. Of ya. Küstük, küstüm. Merhabalar. Canım öncelikle günaydın. Yani aramızda gerçekten çok güzel günler geçti. Öncelikle buraya gelip seni tanıdığım için çok mutluyum. Gerçekten çok tatlı bir insansın. Bugünden sonra seninle daha rahat görüşebileceğim için çok mutluyum. İnşallah buradan sonra çıktığımızda da aynen aranızdaki iletişim devam eder. Yani buradan sonra çok heyecanlıyım mesela. Şu an çıkacağız, seninle dışarıda rahat rahat gezebileceğim. Elinden tutup dudaklarından, burnundan, kaşından, gözünden öpebileceğim. İyi ki varsın. Aynen. Yani gerçekten senin haricinde çok güzel dostluklar da edindim bu evde. Burası bana çok şey kattı. Gerçekten hayatımın en farklı deneyimlerinden biri veya ilki olabilir. Hepinizi çok seviyorum. Yani kızlar, sizi de özellikle, hepiniz çok güzel arkadaşsınız. Sizleri de iyi ki tanımışım. Bundan sonra arkadaş olarak inşallah hep beraber dışarıda da görüşürüz. Sizleri, hepinizi çok seviyorum. Yapım ekibini de ayrı seviyorum. Bundan sonra herkesin buradan sonra yolu, bahtı açık olsun diyorum. Senin de. Teşekkür ederiz. Bravo. Bravo. Merhaba. Ben de Batak katılıyorum. Diyecek fazla sözüm yok. Allah razı olsun seni tanıştığım için. Güzel gözlerini görmekten mutlu oluyorum. Her zaman yanımdaydın, dinledin, yardım ettin, hep arkama durdun. Bunun için sana teşekkür ederim.
İlk geldiğim günden beri hep gözüm seni görüyordu zaten. Biraz utandım, çekindim ama sonra sana açıldım. Ve tekrar sana teşekkür etmek istiyorum ve bu yolda sana seni seviyorum demek istiyorum. Bat dediği gibi hani bugüne itibaren hep dışarı görüşebiliriz. Saklamamıza gerek yok falan filan. Elini tutacağım, sarılacağım, seni öpeceğim, kutlayacağım. Her zaman yanındayım aşkım. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. Allah razı olsun. Öncelikle buraya geldiğim için çok mutluyum. Geç de olsa sizin aranıza katıldım. Sizden bahsediyorum arkadaşlar. İlk Görkem'le tartıştım. Ama sonradan çok yakın dost oldum. Kaan'ı, Berke'yi, Murat'ı, Mert'i tanıdım. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Bat gibi tuhaf bir adamla tanıştım. Yani çok tuhaf bir adam. Eyvallah. Ferhat da öyle. Aynen, ben aslında bu olmalıyım. Sürekli birilerinin aşık olduğu ama hiçbir zaman sevdiğine kavuşamayan işte o adam benim. Kısmetse olur ailesinde olduğum için çok mutluyum. Kısmetse olur ailesinde olduğum için çok mutluyum. İyi ki buradayım, biraz geç geldim ama olsun, hepinizi tanımak güzeldi. Kızlar evindeki birkaç arkadaşın kalbini kırdıysam özür dilerim. Hepinizi çok seviyorum. Yapım ekibine, sizlere ve Kısmetse olur ailesine çok teşekkür ederim. Güzel. Güzel, sen de Berke bir konuşma yap. Bu gerçekten çok güzel bir tablo. Berke'ye bak. Yani bu ev bana iyisiyle kötüsüyle o kadar güzel şeyler kattı ki yani. Hani beni büyüttü bu ev. İlk gelen Gizem'le şu anki Gizem arasında dağlar kadar fark var. Güzel bitiriyorum. Berk'i tanıdım. Yani Berk'in bu evde vakit geçirme şansım da oldu. Bu ev bana onu bile kattı. O toleransı bile gösterdi. Çok mutluyum. Güzel ayrılıyorum. Güzel bitiyor burası. Ya Berk. Ya Berk. Öyle. Ay o kadar güzel konuştunuz, o kadar duygusal konuştunuz ki ben bir an robot gelince böyle mi kaldım? Tabii ki biz kendimize özel bir alanda bu konuşmayı yapmak istedik. İlk eve geldiğim zamanlarda... İlk gün. Kulise arkasında. Biz çok romantik bir konuşma yapacağız. Konuşup geleceğiz eve. İki dakika. Aynen. İzin ver, sonra gelebilirsin. Tamam. Aynen. Kuliste ilk gözüme çarpan isimlerden birisiydi Dilara Pusa. Çok samimi gelmişti. Dedim bu kim ya? Tam kafa denge birine benziyor falan dedim. Sonra içerisinden çok farklı bir cadı bir karakter çıktı. Bir zamanlar. Buralara gelip benim dedikodularımı yapıyordu falan, kendisi böyle kuyum kazıyordu. Öyle zamanları oldu. Sonra dedim ki bu lanet. Nasıl bir insanmış dedim. Benim sevdiğim güne lanet olsun dedim. TikTok çektiğim güne lanet olsun dedim. Nefret ettim. Sonra ama içimde hep bir ses diyordu ki o kız çok temiz kalpli. Onu aklını çelenler diğer şeytanlar diyordum. İçindeki o iyi kıza hep inandım. Bu inanç beni sana günden güne daha çok bağladı. Sonra bir de baktım ki aslında o kadar tatlı, herkesin hayatında olması gereken bir karakter ki bana çok iyi geldi. Böyle dışarıda zaten görüşmelerimiz samimileştikçe bizim aramızdaki bağ değişti. Bunu sonra eve de yansıttık. Hatalarımızdan ders çıkarttık, birbirimizden özürler dileyip tabii ki de bunları bir daha asla tekrarlamadık. Bir daha asla muhabbetini yapmadık. En fazla goy goyunu yaptık bu şekilde. Bir daha hiç yanlış yapmadık. Çok şey paylaştık. Paylaşmaya devam edeceğimize eminim. Tabii ki her zaman. Gerçekten kalbi çok temiz. Hiç kötülük beslemeyen. Oldu. Yani neyse dilinde olan en sevdiğim insan tipi. Dobra. Çok çok seviyorum. Ben İyi ki gerçekten bu evin bana kazandırdığı bir diğer şey de sen oldun. Ya, çok teşekkür ederim. Cidden iyi ki tanımışım. Hatta yine çok seviyorum. Her anında yanındayım. Ben de seni üzenleri ben de üzerim, unutma ki. Senin üzerine gelenlerin ben üstünden geçerim. Nokta. Bu da böyle bilinsin. Ben başlayayım şimdi, eve ilk gün geldim. Bakalım anlayacaklar mı insan? Dur sonra... ilk Buse gözüme çarptı, dedim ki o kadar güzel bir kız dedim. Direkt böyle. Sonra programı bir ikinci gün zaten bir gün ara verildiği gün. Buse'yi Nişantaşı'na davet ettim.
Çok uzun olacak bu. Kız bu bir güzel, bir güzel. O zamanlar zayıf saçlar, hafif sarı. Şimdi kilolu mu? Ne demek istedin? İstedin yani? Şu an bir değişiklik. Bir dakika dur, bir dakika ama yani sen kendi söyledin ne varsa düşüncesi neyse diline vuruyor. Bir dakika bunu keselim boş ver. Ben dedim işte. Biliyordum. Dur dur. Sonra evde birkaç olay oldu. Bir nefret ediyordum Buse senden. Böyle bir nefret. O kadar itici geliyordun ki bana yani. Çünkü niye biliyor musun? Doldurduğu Anladım. İçin, o şahıs doldurduğu için otomatik mi gözüme kötü geliyordu. Bir konuya da değineceğim. Buse'nin salıncakta ağladığı sahneyi görmedim. Orada böyle yemin ederim ki görmedim. Oldu, onun için de özür diliyorum kendisinden. Teşekkür ederim canım. Özrün kabul edildi. Sonra o olaylardan sonra biz Buse'yle görüştük. Bir gece görüştük, her şeyi konuştuk. Ertesi gün burada zaten yine aynı bu yerde konuşmuştuk. Evet. Çözmüştük sorunlarımızı. O gece çok samimi olduk. Ondan sonra zaten samimi olmaya devam ettik. Herhangi bir problemimiz olmadı. O kadar tatlı bir kadın ki, özellikle konuşması, düşünce yapısı. Yani bana kattığı çok şey var Buse'nin. Özellikle... Ya ellerim seni. Anlamam geldi. Ben neden gönderiyorum? Mert bunu üzüyor ya. Hemen mesaj atıyorum. Mert seni mi üzdü Allah. Diye. O esnada Mert'i arıyor. Yani düşün. O kadar Buse'ler. O kadar ha. Siz yokken ben vardım haberiniz olsun. Bu arada ben size teşekkür ediyorum ya. Ben ilk gün geldim, kötü bir giriş yaptım. Ona rağmen çok üstüme gelmediniz. Bir şey yapmadınız. İlay da beni kulisine aldı. İlay da beni kulisine aldı. Sana nasıl kötü davrandılar, sana kötü davrandılar ama sen çok fenaydın. Ben çok fenim. Ben o kadar ben çok ultra kötüydüm. Onlar mesela daha da kötü olması gerekiyorken ben ultra kötüydüm. Onlar normal bir kötüydü bence. Demek ki onların bu farkı. Kızlar şöyle. Ben şöyle düşünüyorum. Ya dediğim gibi az önce de söyledim. Hepimiz kusurluyuz. Herkesin bir kusuru var. İyi kötü burada bir sürü güzel şeyler yaşadık, kötü şeyler yaşadık. Ama ne olursa olsun bence hani mesela o kadar güzel şeyler de paylaştık ki aile gibi olduk artık. Nile evet. Benim kız kardeşim gibi görüyorum. Hani böyle burada dost edinemezdim diyorum. Hira seni kız kardeşim gibi görüyorum. Hani Damla daha biraz daha geç katıldı aramıza ama seni de çok. Hepinizi çok seviyorum. Bir şey eğer bir hatam olduysa ben de hepinizden özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Ne olursa olsun bir telefon uzağınızdayım. Hani ben de seni ararım bir şey olursa seni ararım. Hani o samimiyetimiz var. Aşkımıza da Kıbrıs'a gidiyoruz. Evet daha bir sürü planımız var zaten. Gel hadi gelin sarılalım. Hep beraber. Kalk Damla. Dört detayımı yapacağım. Şimdi herkes ağlıktan. Ay öyle değil. Gerçekten. Gel. Evet öyle. Ay bir de etime battı. Özür dilerim. Çok battı tırnağı. Damla sana oldu. Sana battı. Değiştin ben bana. Son magazini Murat güzel bir duygusal yapar mı? Aynen magazin yap. Yani... Son magazini duygusal yap. Evet geliyor. Allah aşkına. Murat geliyor. Bak şimdi Allah aşkına bak bak. Şimdi şu adama bir bakın, Alvin ve Sincaplarındaki kelt oynamış. Yani ya bu adamla bu adam ne alaka? Soldaki şey... O mu? Bir dakika. Abi, o sen misin? Futbol yorumcusu bu. Ben onu eğlenen adam... Sincaplarımız dediniz mi Alvin ve Sincapları? Olmuyor, TRT'de spor sonucusu. Kamera göster, gel şu kamera göster. Ben onu eğlenen biri sandım biliyor musun? Robot, çelik. Robot. Şimdi... Arkadaşlar gelin bir 5 dakika bir magazin yapalım. Duygusal bir konuşma yapalım. Alvin ve Sincaplarındaki adama bakın. Şöyle göstereyim bak bak. Adamın girişi, çıkışı. Update yedin lan. Update mi yedin, güncelleme mi yedin bilmiyorum. Ama bence en çok sana yaradı. Şimdi size güzel açıklamalar yapacağım. Kendimle alakalı ve sizle alakalı. Öncelikle sizle başlayalım. Herkes hakkında fikirlerini söyle. Çiftler hakkında fikirlerim, kendi çiftler, hakkında çiftler, bireysel fikirlerim. De olur. Benim hakkımda söylemem. Bunu hakkında bir söyleme. Artık söyleme. Bunu hakkında söyleme. İyi ki bence buraya başvurmuşuz gerçekten arkadaşlar. Güzel dostluklar edindik ve eminim ki zaten buradan çıktıktan sonrasında buluşmalarımız olacak. Haftada bir, iki haftada bir İşlerimiz görüşeceğiz. Ben senin yakın arkadaşlar ekledim. Ve tamam. Hep iletişimde olacağız. Her tamam. Ondan sonracığıma hayatınızın aşkını buldunuz. Mesela İlgör, Ogni, Busmer. Ogni. Oh, sen. Ben. Kaan özellikle. Huzuru, güveni, sonsuzluğu, çekiciliği ve arzuyu kattı bize. Şu an var ya o kadar bir şey oldum ki magazin bile yapamıyorum. Değil mi? Çok duygulandın mı? Ben de çok duygulandım. Sanki son gün gibi değil hala yani. Sanki ilk gün 10 kişi üstüme yürüyormuşsunuz gibi hissediyorum. Sen yine öyle hissediyorsun. Ne günler yaşadık ya.
Beyler zaman hızlı mı geçti ilk gelenler için şu an? Yok. Valla benim için sanki böyle bir ömür gibi geldi. Aynen ben de tamam. Ben de sanki gibi. Hem hani doğduğumdan beri sanki burada hayatıma devam ediyormuşum. Değil mi? Sanki çok hala o üstüne gelip elimi sıkıyormuş gibi. Yine gelir miydiniz? Gözlerimi açtım. Batın ilk tipine bak son haline pişmanlığım bak. Yok. Pişmanlık mı? Tamam. Pişmanlık olamaz. Yani şöyle bir şey. Yani gerçekten birini bulmadan buradan çıksaydım pişman olurdum. Ya ben yine belki arkadaşlık olarak böyle arkadaşlık kazandım. Arkadaşlık eyvallah o baki. Onunla yana konuşmaya gerek yok. Dışarıda da arkadaşlık. Zaman batarsın mesela bu konuda. Ben hayatımın aşkını bulamasaydım bile pişman olmazdım. Ben de olmaz. Sizleri tanıdım. Ben de oldum. Ya okey bak onunla yana sıkıntı olurdu. Murat. Ama yine de bir ne? Zaman kaybı vesaire gibi pişman sana soran olmadı zaten. Tamam o zaman. Ya benim için sen az muhabbet edelim. Ayıp. Ayıp yani. Seni çok seviyorum. Dostum bak bu ev sana ne kattı? Hiçbir şey. Mercedes A200. Gri mat. İlk tane bire şişesi. Yabancı dostluklar. Gerçekten yani şimdi benim işim aktif olmadığı için hani müzik konusunda falan. İstediğim zaman gidiyordum stüdyoda, istemediğim zaman gitmiyordum. Zamanım zaten vardı. Bir de ben buraya geldiğimde gerçekten psikolojik anlamda sıkıntılar yaşadığım bir dönemdi. Bu ev benim odak noktamı değiştirdi. Harika. Yani o kafadan çıkıp buraya odaklanınca bana iyi geldi açıkçası. O yüzden çok mutluyum burada olduğum için. Dediğim gibi gerçekten güzel arkadaşlıklar kazandık. Yani başta Murat dostum sen ve hepiniz gerçekten çok iyi insanlar, çok güzel insanlarsınız. O yüzden ben mutluyum yani bir ship edinemesem de. Evet sıradaki konu Beyza'nın da alanı. Hadi siz de ikiniz konuşun. Bunlar da iki yakın arkadaş. Dur, Beyza konuş. İçin ben ayrı konuşmak istiyorum. Hadi gel. Ben de şımarırım. Evet biz Beyza Hanım'la görüşmelerden süre gelen bir tanışmamız var. Bölümleri daha başlamamıştık. Görüşmelerde kendisini görmüştüm. Dedim çirkef kim dedim. Ay dedim aranan kan bu dedim. Yani gerçekten öyle söylemiştim. Çok dobra. Gerçekten öyle ben hiç öyle evet, fark etmemiştim. Çirkef derken öyle değil. Ağzında hani her şey ağzında olur böyle çat çat söyler ya. O zaman da öyleydi hayatım. Aşkım çirkef olduğumu kabul ediyorum da direkt bunu görür görmez dışarıdan anlıyorsun. Her zaman yüzüne söylerim diyorsun. Kaliteli çirkefsin bence. Evet bak, yani kaliteli. Ben Beyza'nın bu evde her zaman takdir ettiğim bir özelliği vardı. Dobra oluşu. Neyse aklına ne geliyorsa direkt diline düşmesi. Hiç kimseden hiçbir şey saklamadan. Önce arkadan biraz yapıyor yapacağını. Ama bunu da diyor ki yaptım. Hiçbir zaman yapmadığıma sığındığı evet, görmedim. Hep hiç inkar ettiğini görmedim. O yüzden de görmedim. Her zaman arkasında oldum. Yani Mert'le yeri geldi bunun için tartıştık. Ama tabii ki de tercihlere saygı duymak zorundayım. O hani sevmiyor diye ben de sevmeyeyim, ayak üseyim asla olmadı böyle i̇şte şey. İşte bu sizde yok. Mert'in de sevmemesi falan yok. Bir ara gıcık oldu bir dönem vardı. Yoksa şu an gayet iyiler. En yakın arkadaşım ve arada bir saçmalıyor işte bu. Bir aramıza bir böyle bir salak salak bir şeyler soktu böyle bir saçmaladı. Ama yine he dedik geçtik işte Beyza Beyza'dır dedik. Devam ettik. Ama dediğim gibi karakterini çok sevdiğim birisi. Asla yanlış bir karakter olarak görmüyorum. Bence sinsi olmaktansa neyse onu söylemesi çok daha iyi. Doğru ya da yanlış. Hiç taraf tuttuğunu görmedim. En sevdiğim insan modeli. Tarafsızca çatara patara girişti. Yorumlarını yaptı. Bizi çok eğlendirdi evden. Her gittiğinde ölümsüzlük ilan etti kendisi biliyorsunuz ki. Sonuna geldi sonunda. Bir gitti geldi gitti geldi. Ama her gittiğinde de gerçekten çok üzüldük. Hep tekrar gelmesini de istedik. Her zaman bu evde eksikliğini hissettiren kişilerdendi. O yüzden Beyza'cığım seni tanıdığıma da çok mutluyum. Umarım bundan sonraki hayatında da o hak ettiğin, burada hani bulamadığın, son zamanda biraz yakalamış olduğun aşkı yaşarsın. Aynı, dolu aynısı. Dolu. Kopyayla yapıştır sana yolluyorum. Şimdi ben bu eseyi için konuşmak ya, istiyorum. Bu kadar uzun konuşma. Allah seni kahretmeye kısa keseceğim, dur. Yok vallahi seni çok seviyorum hayatım. Şimdi ben de bu eseyi için konuşmak istiyorum. İlk bu eseyi gördüm. Ondan sonra dedim ki güzel kızmış dedim. Bununla dedim iyi savaşılır. Ben herkese o zamanlar savaşmak için bakıyordum. Aa kızlar bu uzun çizmeymiş. Sen yeni mi anladın? Ha yok değilmiş. Ya vallahi seni ben de ne anlatıyordum. Neyse ilk zamanlarda biraz böyle şey gibi hayat. Ya sus Allah seni evet ama haksız bak kelebekte yaptığını saygısız. İlk zamanlarda buraya girdiğimde 21 yaşında minicik bir kızdım. Sizin gözünüzün önünde yaş aldım ve bana yaş katarken değerli şeyler katan insanlardan biri de gerçekten Buse oldu. Buse ile söylediği gibi görüşmelerde tanışmıştık ve o zamanlar birazcık daha hırçındım. Buse'yi ilk tanıdığımda bu evde beni tek savunan, arkamda, yanımda duran, bana dostluk yapan
Bu evdeki hatta ilk dostum gerçekten Buse'ydi benim. Ben bazen eşeklik yaptım, yani kıymetini bilemedim. Ay, karşılıklı hatalarımız elde ya. İnsanız yani olabiliyor. Bir psikolojik savaşla verdiğimiz için kime çatacağını bilmediğin süreçlerden geçiyorsun. Hepimizin birbirine hatası oldu ama biz yine de bir arada kalabilmeyi başardık. Ve kesinlikle. Bu yüzden ben kadınlar olarak, yani kadın olarak Kızlar Evi'yle gurur duyuyorum. Evet, her hiç zaman. Büyük bir tartışma böyle çok, şey evet, çok güzel idare olmadı, ettiğimizi evet. düşünüyorum. Bir şey tartışma, reisleri hariç. Bir kişi hariç. Şöyle de bir şey var arkadaşlar, benim Kadınlar Evi'nde şu an gurur duyduğum şeylerden biri de o. Son günde olsa genelde insanlar böyle içindeki nefreti, kini kusarlar. Bizim birbirimize nefretimizi, kinimizi değil, sevgimizi kusmamız çok hoşuma gitti. Evet, değişik Buse, bu zamana oldu. Kadar seni üzdüğüm, kırdığım hoş her yer için senden benden özür dilerim. Benden gerçekten içimde gerçekten seni seviyorum. Biliyorum, biliyorum. Yani o bazen senin söylediklerine hiç kulak ardı edebildim zaten hayatım. Yani hiç bu, ne dile getirdim, ne hadi barışalım, hadi özür dile, hiç öyle bir beklentilere de girmedim. Beyza Beyza çünkü diyebilmeyi ben zaten ilk başlarda anladığım için hiç yaptığın şeyler duruma gitmiyor. Birkaç küçük detay vardı, onları da konuştuk zaten. Benim için hiç özürlük bir durum yok. Ama ben de aynı şekilde seni kırdıysam, üzdüysem, yanlış anlaşıldıysam asla bile isteği olmadı, bunu bil. Özür dilerim. Ya anam ya. Ya bu evde, bir de Kadınlar Evi'nde özellikle en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Bizde hiçbirimizde kin yok. Asla. Hani asla. Ne tartışmalarımız bugün, oldu. Evet, bugün tartışmalarımız oldu. Evet, evet, evet. Herkes her büyük şey olabiliyor. Evet, İnsanlara ama hani bu garip bir özürle affedebiliyoruz. Evet. Başka bir atmosfer olduğu için biz bu an burada bir anda sinirlenebiliyoruz. Evet. Bir anda yanlış anlayabiliyoruz. Sonra bir tık açıklama yapınca insan hiçbir şekilde ne kinleniyor, evet, ne bir şey yapıyor. Bir açıklama. Ya bir de kızlar, ağır bir psikoloji burası. Burası çok güzel bir yer. Benim hayatımın şansı diyebilirim Görkem açısından. Ama İkimizin birden. Arkadaşlar bak, düğünlere davet ediliyoruz. Zaten bu arada düğünün takı ortasında da deli gibi oynuyor yut. Bu arada takı tabii ki çağıracağız. Ne takısı be? Ben de herkesin düğünü görmek çok isterim bu arada. Tabii çok ki çağıracağız. Tabii ki. Baby shower'larımıza geleceğiz. Aynen öyle. Aynen. Bayıldırırım. Ben önce bir koca bulayım da ondan sonra. Linda'ya baby sen shower yapacağız. Sen dışarıdan gidip tanışacaksın. Biz soracağız. Tanışma yolunun yolunda. Yolun. Belki bak, buradan çıktıktan sonra şöyle bir şeyler olabiliyor. Mesela bu evden biriyle belki dışarıda olabilirsin. Evet. Evet. Hiç belli olmadan yarışmacılar. Evet. Aklımda beş şeyler var. Aklımda beş kişi var. Evet. Kimi dersem sen çok olacaksın. Şu an aklımda birkaç kişi söyle olması olur, garip mi? Belli. Değil çünkü hiç tanımıyorsun hiçbir şey yok. Bak ben sana tanımak diyorum, Olga'na da hak veriyorum. İsteyen istediğini bence uğraşma. İsteyen istediğine gitmeli. Çünkü bu bir az garip ters olur. Köşe yaptın Damla. Ne oldu? Ne oldu? Ben az çok tahmin ettim. Hiç beklemezdim. Bu arada ben çok söyledim. Sevdiğimiz biri. Onu söyledin. Kim ya? Sonra sana söyleyeyim. Ben kimim? Ondan dinle biraz, tamam mı? Öyle, öyle. Sen tanımıyorsun, yok senin. Sen zamanında yok. O kim ya? Neyse. Ben bat anladım, bat. Aa, yok kız. Ya iyi ki de sormuşum be. Evet. Benim var ya. Ay yanlış anlaşmak istemezdim, iyi oldu. Ay şimdi kapat gözlerini. Ne? Sana bir sürprizim var. Hadi bakalım. Aç. Parfüm mü aldın? Aşkım kötü mü kokuyorum? O, hayır. Öyle, öyle mi söylemek istedin? Hayır, biliyorsun kokunu çok beğeniyordum ama bu çok farklı. Yalnız kutusu yine falan filan bana. Çok iyi ya. Aşırı bir... Çok güzel kokuyor. Bak bir kokla, anlayacaksın. Aşkım bir saniye. Sıksana kendini. Aşkım bir saniye. Çok beğendim ben. Ne kadar geldi. Bak bakayım. İyi geldi mi? Çok aşkım güzel. Benim çok teşekkür ederim. Zaten ben de parfüm almayı değiştirmeyi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim meleğim. Çok güzel oldu. İyi kokuyor mu? Evet. Teşekkür tam ederim. Tam senin kokun biliyor musun? Değil mi? Çok evet. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Ben de bundan sonra zaten başka parfüm almam. Bayağı çünkü evet, bak. Evet aşkım, bundan sonra bunu kullan. Başka değil. Çünkü başka gerek yok. Gerek yok değil mi? Gerek yok aşkım. Ben bu de en beğendim. İyisi şu an. Ben de şu anda en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden daha da kullanmam bir tane benim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok mutlu oldum. Sen beni böyle düşününce bir de böyle güzel bir hediye böyle güzel bir hediye alınca çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim bir tane benim. İyi ki varsın. Bu ev sana ne kattı? Güzel günler kattı. Güzel günler kattı. Kötü günler de kattı.
Arkadaşlıklarla zaten konuşmama gerek yok, onu zaten biliyorsunuz. O bakımdan çok mutluyum. Çok şey öğrendim hayat için, gelecek için. İnsanlarla tanışınca nelere dikkat edeceğim ve nelere aslında dikkat etmeme gerek kalacağını da biliyorum artık. Yani uzun lafın kısası, yani sizinle tanıştığım için gerçekten çok mutluyum. Biz de öyle. Teşekkür ederim. İleri zaman için gerçekten bana bu büyük bir ders verdi bu ev. Bu dersten de gerçekten ileri görüşü için büyük adımlar atacağım ve pozitif kararlar vereceğime inanıyorum. Yani bu kadar benim dolayı. Oğuz. Yani ben buraya geldiğim için hiç pişman olmadım bu zamana kadar. Bazı zamanlarda tabii şey oluyorsun, artık yeter daha hani dediğim zamanlar da oldu ama işte sona geldik bir şekilde. Çok şükür. Hiç pişman olmadım. Sizin gibi güzel arkadaşlıklar edindim. Bundan sonrasında da hep birlikte olacağımızı düşünüyorum. Çok sık görüşeceğimizi düşünüyorum. Çünkü burada yani her yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu. Hep birlikte aynı tastan yemek yedik. Ondan sonra aynı sıkıntıları çektik. Aynı problemleri yaşadık. Aynı yani birlikte çok mutlu olduğumuz zamanlar oldu. Ben hayatımda bu kadar dans etmedim. Burada çok dans ettik hep birlikte. Sizinle birlikte sizden de çok şey öğrendim. Yani Allah razı olsun hepinizden. Bana kötü bir şekilde gelen kimse olmadı bu zamana kadar. Hani bir yanlışım olduysa biriniz affola. Hakkınızı helal edin şimdi. Helal olsun. Benim de herkese hakkım helal olsun. Umarım bundan sonra da değişmez kimse de aynı şekilde devam ederiz arkadaşlığımıza. Eyvallah. Görkem. Zaten hani günaydın'da kızlar eve genel olarak konuştum. Hani bu erkekleri olarak da konuşayım. İlk başta bu kadar hani bağlanacağımız erkekler evi olarak da düşünmemiştim. Yeri geldi yeni gelen erkek adayı bile nasıl kenetlendiğimizi gördük. Yani en düşman olduğumuz arkadaşımızla bile hani onun kötü olsaydı atıyorum Murat'la mesela uzaktık. Arkadaşlık ama ben yeri geldi Murat'la savundum. Yeri geldi Batı'da savundum. İlk geldiğim zaman yakın olmadığım işte Batı olsun Murat olsun arkadaşlarım şu an onlarla da çok yakınım ve hepsini de çok seviyorum. Yeri gelecek dışarıda hepimiz oturup sohbet edeceğiz ya da kötü bir duruma düşeceğiz. Arayacaksınız. Gene oturup aynı çaydan içeceğiz, yemekten içeceğiz. O konuda da hiçbir sıkıntımız yok. Burası birazcık daha askeri ortamı gibi. Kızlar evine gidince ortam değişiyor. Ama gerçekten burası asker gibi birbirimize bağlandık, kenetlendik. Ben bu arkadaşlığımızın ömrümüzün sonuna kadar daim olacağını düşünüyorum. Yani bayramlarda olsun, seyranlarda olsun, bir mesaj olsun, arama olsun devam edeceğimizi de düşünüyorum. Benim de hepinize hakkım helal olsun. Sizleri de seviyorum kardeşim. Mert. Valla benim için zorlu bir süreçti aslında. Ama valla birbirinden iyi insanlar tanıdım. Yani her birinizin yeri ayrı bende. Yani her zaman da kapım açık biliyorsunuz zaten. Yani Görkem'in dediği gibi bir şey olduğu zaman yine biz bir araya geliriz diye düşünüyorum her zaman. Yani buradaki ilişkileriniz bir kenara, dostluklarımız daha baki. Zaten biz sürekli olarak Oğuz olsun, Berke olsun, Murat olsun görüşüyoruz. Ama bu demek değil ki hepimizin bir arada olmayacağı bir dönem geçireceğiz anlamına gelmiyor. Biz burada berabersek dışarıda da hep beraber olacağımızı düşünüyorum. Buradaki dostluklar bana liseyi hatırlatıyor sadece. Şimdi lise gibi bir ortam gibi geliyor bana. Çocuklaştık hep. Çocuklaştık. Yani hepimiz ben bunu yapmam dediğimiz şeyleri yaptık. Geri geldi adam dans etti burada. Sağlıyorum. O geldi maymunlaştı. Sen geldin biraz farklı şeyler seni açıklayamıyorum. Ben daha çözemedim. Açıkla seni. Açıkla. Şey daha çözemedim. Vallahi kırılmam söyle. Yani Bata ona da girmeyeceğim. Kaan desen evrim geçirdi. Oğuz desen beraber biz de aynı şekilde büyüdük. Evet. Görkem desen kurttu. Daha da yaşlı bir kurt oldu. Yani hepimizin buraya kattığı şeyler var. Bana da burası lise gibi geliyor gerçekten. Yani buraya gelmek ayaklarım gerçekten geri gidiyordu. En iyisi siz biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Tek geliş amacım bu olsaydı ama buradan çıktıktan sonra da şu ortamı illaki özleyeceğiz. Hepimiz tabii özleyeceğiz. Tabii ya, eminim ben. Sabah şuraya girişlerimiz olsun, ne bileyim buradaki triplerimiz olsun. Atarımız giderimizi bile birbirimize yaptığımız saçma sapan kavgalarımızı özleyeceğimizi düşünüyorum. Hani kızları bir kenara bırakıp buradaki dostun baki kalması bence hepimiz için doğru olan şey olur diye düşünüyorum. Yani ne olursa olsun hani burayı sanki bir şey gibi düşünün. Hepiniz için söylüyorum, ben de aynı şekilde. Hani bir ortama atmışlar bizi. Bu ortamdan biz sıyrılmışız, kurtulmuşuz. Ve bundan sonra da o günü ancakmış gibi. Hatta böyle yılda bir falan toplanır ya askerlik. Hepimiz yaptık zaten biliyorsunuz. Bir toplanma günü olur. Herkes yazar toplanır falan. Yani eminim bu günlere böyle anacağımız günler de gelecektir. Yani benden yana da bir affım varsa bir size karşı bir saygısızlığım.
kusura bakmayın diyorum. Ya elimden geldiğince ben burada sakin kalmaya çalıştım ama illaki ister istemez ağzımızdan, dilimizden bir şeyler kaçabiliyor. Öyle bir durum varsa da hepinize şimdiden hani kusura bakmayın diyorum. Benim de hakkım size sonuna kadar helaldir. Yani bir yanımda şimdi üzülme değil bu konuşmadan sonra. Çok seviniyordum ama kaybetmekten dolayı bir üzüntü var. En çok Ferhat'a ödeyeceğim. Niye? He? Niye? Bilmiyorum. Bana değişik bir çağrı gibi geliyorsun sanki. Sanki sen daha Türkiye'ye gelmeyecekmişsin gibi bir de. Gelirim, niye gelmeyeyim? Bence de gelmeyecek. Buranın getirisi, yani şu şekilde getirisi. Mesela seni hiç görmeden çok seven insanlar olacak. Evet. Böyle seni böyle kanının son damlasına kadar savunan insanlar olacak. Böyle ailenden gibi. Mesela onları tattıktan sonra diyeceksin ki iyi ki gelmişim. Tabii ki mesela ne bileyim bir şeyin eleştirilecek. Başta böyle üzüleceksin. Sonra belki diyeceksin ki evet ben burada yanlışmışım. Burası sana bunu da gösteriyor. Hani diyorum ya ben hiç öz eleştiri yapabilen biri değildim. Ben burada bütün yanlışlarımı gördüm. Ve gerçekten hiç önceden yanlış gibi gelmiyordu. Arkadaşım bana mesela atıyorum Nihle bana diyor. İlayda bak böyle böyle bir şey yapıyorsun ama hayatım bu doğru değil. Ben bunu kabul etmezdim önceden. Ama şimdi bunu kabul edebilmeyi öğrendim. Sen öğrenmişsin. Ben tam öğrenemedim bunu ama. Ben hala yanlışımı bile savunuyorum ama. Murat sana bence zamanla öğretecek ki bence zaten bu yarışma çok farklı bir boyut. Ben de vedalaşayım ya. Bu yarışma çok farklı bir boyut olduğu için aşkım bence bu yarışma da olduğun için bir tık da böyle oluyor. Çünkü yani burası bir program sonuçta. Günlük hayatta da ben bu kadar anlayışsız bir insan olduğunu düşünmüyorum Miracığım. Yani inşallah değilsin yoksa katlanılmaz sana. Aşkım çekemezler seni. Tamam ne yapayım ben de çekilmeyen bir kadınım. Ama aşkım öyle nereye kanar? Çekilmeyen, zor, işte şımarık. Ben kendimi bu şekilde biliyorum. En kötü özelliğim bu ama en sevdiğim özelliğim de bu. Şeyler ama bu kötü sonuçlanmaz. Umarım kötü sonuçlanmaz diyeyim. Ne diyeyim? Kendisi son günümde... Kendisi kaybeder falan. Son günümde yok. Tamam sen de bir şey yazın. Valla ilk öncelikle beni çok güzel ağırladığınız için ilk geldiğim günden beri burada oturuyordum. İyi hatırlıyorum. Efendi adamlar her zaman güzel ağırlandı. Yani geliş şekline göre. Sen geldiğin çünkü ben senin geldiğin anı hatırlıyorum. Asla dedin şüphe olan birisine falan filan öyle işlerim yok. Her zaman senin duruşunu bozdu. O yüzden çok iyi ağırlandın gibi düşün yani. Hiç teşekküre gerek yok. Yok yine de hani... Hak ettiğin şekilde. Aynen. Ondan önce mesela sizi izliyordum. Bat mesela diyordum ne katı adam, Görkem olsun. Hani hep bir kavga, gürültü. Bunlarla kim uğraşacak burada deyince... Buraya geldim ama mesela ne kadar duygusal olduğunuzu gördüm. Hani misal veriyorum yanlış anlamamız. İlayda annesiyle konu açmıştı ya. Ne kadar duygusal olduğunu gördüm mesela senin orada. Hani böyle bir adam nasıl duygusal oluyor? Batlı olsun mesela cana basmıştı diş olayı, hani dişi kopmuştu falan. Ne kadar iyi insan olduğunu orada dışarıda gördüm. Hani çok değişik insanlar ama hepimiz sonuçta böyle bir kalbimiz çok şey, anladınız mı? Kırıcı. Hani hemen tamam, üzülüyoruz yavaş. Veya şey olsun. Kim kaldı? Volkan sonra. Ondan hariç de çok şey öğrendim. Karakter olarak hepimiz çok farklıyız. Bu bir gerçek. Hani... İyi veya kötü o ayrı. Ama iyi ki buradayım, iyi ki sizi tanımışım. Er ya da geç tabii bir görüşmüşlüğümüz olacak buradaki. Valla mutluyum. Eyvallah. Eyvallah iyisin. Olkan. Kısa süredir buradasın. Ne hissediyorsunuz? Size çok en kısa şekilde durdum en burada. En kısa. Yani benim bugün 18. 19. bölüm falan herhalde günüm. Kısa sürede bu kadar buraya alışacağımı düşünmemiştim. Açıkçası ilk dedim bir iki hafta. İlk dedim bir iki hafta alışamam. Mesela ben hiç izlemeden geldim. Ben burayı hiç izlemeden geldim. İşte Dilara'nın anlattığı kadar biliyordum olayları. Olayın içine girince ilk gün biraz tedirgin oldum. İlk gün biraz tedirgin oldum. Onun sebebi de tatsızlık oldu. Yanlış anlaşılma oldu. Ama ondan sonra baktım ki mesela Görkem o kadar göründüğü kadar da öyle bir adam. Daha da duygusallaştırmış ilişkisi onu. Sonra Mert'i de ortak arkadaşlarımdan tanıyordum. Mert'le tanıştım. Sen çok ters konuştun bana ama senin de içindeki duygusallığı gördüm, ısındım. Sen de zaten bana bunu söyledin. Beni sürekli sevdiğini söyleyince ben acaba ben dalga mı geçiyor diye düşündüm ama sonradan baktım gerçekten sevdiğini gördüm. Ferhat zaten çok değişik bir insan. Kendime çok yakın görüyorum Ferhat'ı kafa olarak. Bat'a çok ön yargım vardı geldiğimde. Çünkü hiç tanımadan bana İlk kritikte dışarıdan bir ses olarak eleştiri yaptı, seni savundu Görkem. O yüzden... Az önce bahsettiğimiz mevzu gibi, o kadar artık bizim burada kardeş gibi olduk. Evet. Gibi.
otomatikman o tepkileri vermeye başladık yani. Evet, bir tepki gösterdi. Şu dedim, an başka biri gelse yeni aday senin savunur. Sen de o mesela. Kapatır. Evet, anladım zaten onu. Onu hiç, olayın içine girince anladım. İlk gün çok ön yargım vardı. Kaan'la ilgili Kaan'ın şizofrenik bir hasta olduğunu düşündüm. Yanlış anlamasın çünkü çok psikopat. Şimdi biz tanıdığımız için hiç şey gelmiyor ama çok sakin. Rahatsız dışarıdan ya. Bir insan gördüğünde Kaan'ı böyle kendi kafasında kuruyor gibi düşünüyor ama hiç öyle bir insan değilmiş. Gömüyor mu gider ayak? Hayır hayır. Dışarıdan bir insan olarak söylüyorum. Ben dışarıdan gördüğümü söylüyorum. Geldim en dedim psikopatları herhalde dedim Kaan. Çünkü hiç konuşmuyordu. Çok sakin, çok sessizdi. Baktım onun içinde de bir çocuk varmış. Ona da çok ısındım. Oğuz'la zaten öpücükleşiyoruz. Sabahları birbirimize mesajlar atıyoruz. Ama bu eve ilk girdiğinde mesela Berke. Bana ilk ellerini açan kardeşim hoş geldin diyen Berke'dir. Yeri de bende ayrıdır. Eyvallah. O, yani uzun lafın kısası hiçbirinizde kötü değilim. Bunun için çok mutluyum. Son dönemde geldim ama bence de çok da kötü gelmedim. Size de renk kattığımı düşünüyorum. İyi geldin. Siz bana hakkınızı helal edin. Saçmalıklar yaptım bazen. Psikolojim gitti geldi. Benim size helaldir. Helal olsun. Helal olsun. Sanki helallik alması gereken kişiler biz değiliz. Aynen. Aynen. Onlar etmese de. Boş ver kanka. Çok bir şey söyleyeceğim. Dışarıda görüşüm sorulur. Konuşsun herkese. Bayramlarda sıraya girilip böyle tokalaşılar sarılıyor. Herkes birbirine sarılsın. Herkes konuştu kanka. Bir ikimiz kaldık. Ferhat, Batu konuştu mu? Ben konuştum. Hepsi konuştu. Herkes bu ev en çok bana ne kattı? Ön yargılı olmamayı kattı mesela işte. Ben bu eve geldiğimde zaman bir şey gördüğüm zaman hemen birisi bana bir geliyorsa 10 kötü gidiyorum. Birisi iyi geliyorsa 10 iyi gidiyorum kafasındaydım mantığımda. Yani. Pislik bir adamım. Ve en çok böyle işte Berke'yle falan kavga ettim. Evet, düşmanımsın evet. Dedim. O şekilde hareketler yaptım bilmem ne. Yani düşmanımsın dediğim adam şimdi en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi evet, oldu. Aynı şey. O yüzden yani ön yargılı olmama bir kararı aldım yani. Bana böyle bir tecrübe kattı. Yani burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Hem kendimi de görmüş oldum, izlemiş oldum. Yaptığım hataları dış gözle baktığım zaman aa bunları yapmamalıyım da demiş oldum. Genel olarak bana çok tecrübe kattı yani burası kısacası. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Kimseyle şu an kötü falan değilim. Yani en son senin gelmene rağmen bile gerçekten seni çok seviyorum. Ki kolay kolay da hani böyle yıldızın barışmadığı birisi de olmaz. Sadece birkaç kişi olmuştur burada. Onlar da burada değil zaten. İlk başta yanlış anladın ama. İlk başlarda olabilir ama genel olarak belki en çok hatayı burada belki ben de yapmışımdır. Galiba da ben yaptım. Eğer şu zamana kadar birinizi kırdıysam ya da üzülsem hakkınızı sonuna kadar helal edin. Benim varsa olsun, sonuna kadar helal olsun. Helal olsun. Şimdi, İlayda gel. Bebişler. Sana seslendim. Gel, hadi gel. Hadi gel. Kızlar. İçimiz yapacağız gel. Aa, kızlar hele gelin gelin. Helena. Ay, bir hatam, bir kusurum. Hakkınızı helal edin. İyi ki tanıştık. Vardı. Hepinizi çok seviyorum. Ay, ben de valla. Zaten geldiğinde tatsız tanıştık bunlar yüzünden. Olsun, geçti. Ama geldi geçti. Sen mutluluğu buldun, ben buldum. Aynen öyle. Ve evet. Gerçekten duruşunu çok sevdiğim bir insansın. Konuşmalarına bayılıyorum. Dobralığına hayranım. Kelime hazinen çok geniş. Bir mukabele aşkı. Beyza benim favorim Beyza. Beyza favorim. O senin kaliteli. Telefonumu her zaman açık söyledim kızlara da. Engellemezsen. Engellemezsen. Numaramı değiştirdim. Hani ilk başta seni engel. Blokluyoruz hemen. Şaka tabii ki. Hani Görkem ne kadar izin veriyor bilmiyorum. Evet, evet. Yani arada bir kaçamak yaparız. Bir ben mi kaldım? Ben de bu eve gelirken çok heyecanlıydım. Bütün sezonları izlemiş bir kısmetüsü olarak. Nasıl geçeceğini bilmiyordum. Çok izledim ama geldiğinde gerçekten çok farklı oluyor. Yani hiçbir şey bilmeden içeri giriyorsun. İlk giren sendin. Evet, ilk giren bendim. Hiçbir şey bilmeden, ne yaşayacağını bilmeden ulan acaba ilk haftadan eleneceğim mi korkusu da oluyordu tabii ki. Buraya geldik, çok güzel günler geçirdik. Murat'ın da dediği gibi ilk başta en fazla kavga ettiğim insanlar Murat'la battı. Şimdi gerçekten kardeşim gibiler yani. Batlı da öyleyim ama Murat'la daha çok zaman geçiriyoruz. Genel anlamda ama Mert ve Oğuz kardeşimle Biktiri'yi kurduk. Evet. Benim en zor zamanlarımda da yanımda oldular. Murat da dahil tabii en yakın arkadaşlarıma. Biktiri'yi kurduk. Mükemmel bir kardeşlik yakaladık burada. İlişkisel anlamda sıkıntılarım oldu mu? Oldu tabii. İstediğim ilişkiyi yaşayamadım burada. İlk başlarda biz Görkem'le iyiydik. Normal şartlarda. Sonra yanlış anlaşılmalar, saçma sapan olaylar. Ufak tefek tartışmalar oldu. Senin kalbini kırdıysam dostum hakkını helal et. Benim de. Aynı şekilde helal olsun. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Sonradan zaten bu son 39 bölümdür falan. Gayet iyiyiz. Aramızda da hiçbir şey yok. Bu şekilde oldu. İnşallah buradan çıktıktan sonra hepimizin birliğimizin, beraberliğimizin devam etmesini istiyorum. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Benim hakkım herkese helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Hepimize bir alkış. Bravo.
Evet hadi selamlaşmaya gelin. O zaman yarın sabah öpücüklü mesajını bekliyorum oğlum. Sıraya giriyoruz şimdi. Sen de atacaksın onu. Tamam. Sonra kızlar evine hep beraber. Evet. Hep beraber gidelim. Evet. Gelin sıraya giriyoruz. Ne yapıyoruz? Şu kameradan olursa çok iyi olur. Sıraya giriyoruz kanka yan yana. En sağdaki bak, başlıyor tokalaşmaya. Diğeri baş devam ediyor. Ha. Sırayla devam ediyor. Belki sen en başa geç. Evet. Gel de ya. Tamam, ama herkes adam gibi tokalaşsın, selamını sarılsın. Tamam. Bir sarılma yaşıyorum burada. Ben başlayayım ya, başlayayım. Başla gel. Geliş sırasını hatırlayamayız. Tamam, onu aynen. Ben hatırlıyorum. Böyle selamlaşıyoruz, geçiyor muyuz? Aynen. Evet, evet sırayla. Sonra Berke geliyor. Sen Berke'ne geçince ben de sıra. Oh. Oğlum, duygulandım lan. Allah'ım. Son kez görüyorum. Son kez görüşüyormuşuz gibi oldu. Berke'ne geç, ben de başlayayım. Johnny'ye. Ne ya? Allah Allah. Evet geldik ya. Kızına konuşuyor. Öyle gelme. Harbi bekliyorum. Dayalı. Ay terkesi. Yerken. Son sensin oğlum. Dayalı. Mouse. Thank you sen bro. Thank you sen bro. Adam. Çık bırak. Ulan ma. Bir şey söyleyeceğim. Ya benim aklımda hep şey vardı ya. Cigüle. Bu evde cenazesi kalkmayan tek kişi kaldı. Oh ne, oh ne. İyisine kötü nasıl geçti lan? Nasıl yaptık ki? Ne? Ferhat. İlk gün yemeği nasıl yedik ama? Bir sözümüz vardı, hatırlıyor musun? Hangi söz? Birinin cenazesi kalkmamıştı. Birinin cenazesi kalkmadı. O cenazeyi kaldırmamız gerekiyor artık. Acaba kim? Kalkacak. Son dakika. Ben mi? Son dakika kimin cenazesi kalkmadı? Hayır hayır, sen değil, sen değil. Acaba kimin son dakika kalkmadı? Volkan'ımın cenazesi. Ölümler geldi. Kanka ne yapıyorsunuz? Fotoğrafı nerede o cügülerin? Hayda. Kanka cügülerin fotoğrafı nerede? Cügülerin fotoğrafı yok. Kanka orijinal onlar. Oğlum cügülerin fotoğrafı yok. Kanka çok pahalı, atma yere. Bir şey söyleyeceğim, mikrofonu çıkartın. Cügülerin fotoğrafı nerede? Baba siz var ya, ruh hastasınız ha. Mikrofonu çıkartın. Mikrofonu çıkar. Öyle yapayım. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Oğlum cenaze kaldı. Şey yok ya. Bunu daha önce kime yaptınız? Herkese yaptım. Herkese. Ben size hiç inanamıyorum. Herkese yaptım. Kanka izleseydin görürdün. İzleseydin sen bir... Sen çıkardın mı? Çıkar. Son geldiği için sana. Sen kafanı iyice arkaya ver. Arkadaşlar kapatıyorsun. Ölümü nasıl belirdiniz? Ben senin uzam ceketi çıkartırdım. Valla ceket... Ben senin uzam ceketi çıkartırdım. Çıkar, ceketi çıkar. Çıkar, çıkar. Yapmayın ya. Merak etme. Herkese yapıldı ya. Askeri de vardı ya. Evet. Bunlar neydi? Hayır. Az durun, az durun. Hemen yapmayın. Bir dakika, ben ilk önce başlayayım. Yavaş, yavaş. Sakin durun, sakin. Arkadaşlar, ölümü nasıl belirdiniz? İyi bilirdiniz. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdiniz. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdiniz. Burnuna kaçtı ya. İyi misin? Buruma niye döküyorsun? Afiyet olsun. Hadi şimdi esine. Şimdi diyor ki hayır daha anlayalım. Dur bu da kafadan kalma. Tamam yapma. Daha değil sorulur sen. Tamam. Devam et, devam et bari. Ben sana aşkım, sarıldım zaten. Herkese. Tamam sen geçebilirsin. Ya yine. Bak oralara kadar gidin ama buraya geldiniz. Yine buraya geldiniz. Ay İroş ya. Ya. Gerçekten ya. Senin enerjine de bayılıyorum. Hikayenle nefret ettik ama. Bunu hemen ben söyleyeyim. Ben sevdim ama. Ben Yıra'yı sevdim. Evet. Dilara sevdi çünkü kankana. Kankana evet. Çekiyor. Neyse. Ya. Gel güzelce konuşmayı formu yapalım. Hadi yapalım. Ya. Nereden gel? Sağ ol kendim. Enerjine bayılıyorum gerçekten. Ya asıl yani, o çocuk su hallerine. O kadar tatlısın. Ya sen de bebek. Bir de şey neydi? Pinky ve... Bıyım! Pinky! Bugün de white ve black. White ve... Gel denelim artık yeter. Ay minicik ya. Hayır hoş. Gerçekten bak. Bu arada bittiğinde de... Tabii ki de. Artık girls night'lar falan lütfen tabii yani toplanıyoruz, görüşüyoruz. De alıp anneciğini de söyle geleceğim. Aynen öyle. Kahve içmeye aynen. Bu, o aklımda. Aferin aşkım bak unutmam işte. Aa, unutur muyum? O gerçekten ya. Aklımda. Tamam. O gün, yani tamam. Ondan sonra zaten bölümler başladı falan bir türlü zaman olmadı ama bundan sonra geleceğim tamam. Dedikodu yaparız. Tamam tamam. Kız gel. Nereye gidiyorsun? Gel sen de. Ya ben çok sonradan geldim ya. Kendimi şey gibi
geldim. Evet, yeni geldim. Olur mu? Çok memnunuz tanıdığımıza. Ben de çok memnunum. Bir vakit oldu. Evet, çok oldu. O yüzden. Ama olsun. Bence olsun. Gayet güzel karşılandın. Herkes çok iyi. Burada zorbalandı hayatım. İnan sen iyi kaldın. Gerçekten. Düşün. Ben burada psikolojik yani, bozulduğunu hissettim bu kadar zamanda. Hayır hayatım, sen hiçbir şey yapılmadı. Yani bu evde biz o kadar çok şey yaşadık ki. Yani ilişki anlamında olmamış olabilir ama üzülme. Aa, evet. Belki de dışarıda bir sürü, ya burayla alakalı bile olabilir bir farklılık. Evet. Her an her şey olabilir. Aynen. Umudunu kesme. Aklında var birliği bu arada. Belli belli anlıyorum zaten. Ama sana tek tavsiyem olgunluğunu tam kankalık. Yani canını seviyorsan yani. Ya, kesinlikle evet. Bu tavsiyene ilk bu şekilde ilk bunu uygulayacağım. Bak kanka olarak okey dediğin gibi. Arkadaş kanka aynen. Olur ama sevgili bilmiyorum. Bak ön yargılı da olmayayım ilişkideki halini. Ama şu değişir diye de düşünüyorum. Ya, o, sanki onkan değişir. Bana göre insan olarak no. Yok yani olmaz. O da değişik bir çağır. Biz gibi hepimiz gibi. Bizim de var biraz bir şeylerimiz. O yüzden ben Olcan'ı da biraz anlayayım. Herkesin karakteristik evet. Özellikleri var. Tabii birazcık değişik meşik ama. Hadi gidelim. Tütedik. Tütedik ya. Bak arada bir günlüğüne kavga edeceksiniz ya. O günlerde direkt evet. Bizi ayarlıyorsun. Anlık acil durum toplantısı yapıp eğlenmeye gidiyoruz anladın. Bir de şey. Burada aklıma en çok gelen ve güldüğüm anımız ne biliyor musun burada? Sen diyorsun ya üç tane. Şey. Bir tane bir gram etmiyor. 25 gram beyin, 1 gram beyin etmiyor. Yine bak ya yine yapamadım. Yok abi 20. Yok 0.25. 0.25 yani. Yine 0.75 oluyor, 1 etmiyor yani. Kızlar. Bana ne seslendiniz? Kendimizi gömmeyi de öyle. Hem gömüyoruz hem seviyoruz. Ulan nasıl kurduk böyle bir bağ? Nasıl oldu? Hani kısmet olur evinden? Bir de şöyle garip bir tarafı. Ben yaptım bu bağ farkında değilsiniz. Sen mi yaptın? Evet üçümüzü bir araya ben getirdim zor zor. Aşkım biz ondan önce. Tamam ama kendim de dahil sen ettim. Sen bizim daha. İçimize girdin öyle düşün. Hayır siz kavga ediyordunuz ben geldiğimde. Saç boşa girişecektiniz hatırlamıyor musun? Aşkım. Aman boşver kim kurduysa kurdu. İlmeygiz. İlmeygiz. Neler yaptık sonuna neler kadar yaptık. El ele bize tutuştuk. Şeytan dediler. Bize melek dediler. Bize ne oldu arkadaş değil misin dediler. Bizi gönderdiler geri getirdiler. Arkadaşlığınız biz. Bozdular bu aşkım, şifi geri geldi. Bu şifi hatırlıyor musun? Bu arkadaşlık 3 gün bile sürmez diyenlerin hiçbirinin dostluğu kalmadı. Bizim biz hala buradayız ve el ele finale geldik. Finale be. Geldik el ele bu şif finale geldi. Potalardan mı dönmedik, elendikleri mi gelmedik? Şuralarda üçümüzde. Ağladık, güldük, birbirimizi bile yedik be biz evet, ya kızlar. Sadece sizi değil birbirimizi de yedik. Şu koltukta ağladık, güldük, birbirimizi yedik. Her şey poz verdik, dans ettik, dedikodu her şeyi yaptık. Milletin kuyusunu kazdık. Birbirimizin kuyusunu kazdık. Hayır. Evet. Herkesin dedik. Sırrını birbirimize söyledik ama birbirimizin sırrını asla kimseye söylemedik. Ve söylemeyiz asla. Şimdi ben İlayda'mla başlıyorum. Çünkü İlayda'mla ilk geldiğinde kavga etti. Çok iyi anlaştık. Gerçekten ilk geldiğinde çok iyi anlaştık. Sonrasında bir kavgamız var. Bilirsiniz. Bir kavgamız var. Bilinen güzel bir kavgamız. Ondan öncesinde İlayda'ya yardım yataklık adı altında şeytanlıklar mı yapmadım? Kuyusunu da mı kazmadım? Yok çok kuyu kazmak arasındaydı. Bir çıtır. Bir çıtır. Hani ben bile kötü mü yaptım, iyi mi yaptım, iyilik yapmak için mi yaptım, kötülük yapmak için mi yaptım? Hala kendi adıma kendime karar veremedim. Haydi beyler hep beraber. Bu kız benim bebeğim ya. Ben dedim buna bir şey yapamam. Sonra canım dostumla dost oldum. Sonra çok değerli bir tanecik. Kızım, benim gizemim gerçekten o kadar çok seviyorum ki Afrodit'imiz, ya. Güzeller güzeli güzel prensesimiz. Kızı. Gizem'i tanıdım. Gizem'le de kavga ettim. Evet. O ilk. Evde kavga etmedim çünkü. Arkadaşlar ben ilk tanıştığım kimseyle samimi olamıyorum. Kavga edip ben ondan sonra ben bu arada Beyza'ya zorla arkadaş oldum. Evet. Zorla oldu aldım. Dedim ki Beyza'yı gördüğüm zaman dedim ki...
kadar kötü kalpli olamazsın, anladın mı? Hani evet, kötü kalpli gibi geliyor bana. Aa, böyle. Aa, İzmir'e buluşmasın. Evet. Sonra, tabii sen de nişeklersin. Sonra dedim ki, Beyza dedim, iyi bir tarafı var, doğal, dobra çünkü yani. Hayır dedim ya, hani iyi bir tarafı var dedim ve onu kendime arkadaş olarak seçtim. Ben bir insanı kolay kolay arkadaş olarak seçmem. Her insanla samimi, dinle beni. Her insanla samimi olurum ama arkadaş olarak seçip yanımda durduruyorsam o benim gerçek dostumdur. Bunu senin için de söylüyorum, İlayda için de söylüyorum. Ara ara bizi bozmaya çalıştılar, farklı muhabbetler oldu. Ama biz birbirimizin içini biliyorduk. Aynı şekilde İlayda'yı da gördüğümde o kadar kaliteli bir kız olarak geldi ki gözüme. Anne. Yani sizler bilmiyordunuz benim Instagram'ıma, gerçek hayatımı, hiçbir şeyimi daha paylaşılmamıştım. İlayda bakmıştı. Hatta ben böyle çekiniyordum ya, bu Instagram'ım çok küçük falan demiştim. Sonra sen de demiştin ki saçmalama, çok kaliteli çok bir kaliteli kızsın. Bir çok kaliteli bir hesap var dedim. Hayır, ya beni hiç kurban verene. Beni bir kez bile kırmadı. Anne geldi anne. Anne geldi. Oy oy oy, gel gel. Oy oy oy, yanaklarını sıkayım. Oh. Seni çok seviyorum. Ben kısmetse olur aşkın gücü ekibine konuşmak istiyorum. Bu evde 18 gündür buradayım. Her sabah aynı enerjiyle kalkmaya çalıştım. Her gün arkadaşlarıma enerji saçmaya çalıştım. Belki bir gün moralim bozuktur. Evet, belki bir gün çok kötüydüm. O gün de moralim çok bozulmuştu, yanlış anlaşılmıştım. Bugün buradan ıslak ıslak gitsem de hiç problem değil. Arkadaşlarımı mutlu edebildiysem ne mutlu bana. Burada olmak çok güzel. Bu atmosferi yaşamak çok güzeldi. Bir dakika. Şimdi gidiyorum. Ama yine geleceğim. Elbet bir gün kısmetse olur da ben de nasip olursa, yine çağırırlarsa bir aşk yaşayacağım. Yani bu insanlara bir gün gerçekten birini sevebileceğimi ve duygusal olkanı göstermek isterim. Umarım o da çok geç olmadan olur. Ya real hayatta olur, ya burada olur eğer tekrar olursa. Ama olacak, inanıyorum. Şimdi ıslak ıslak gidiyorum. Ben kızlar evine böyle gidiyorum bazen. Bu gece... Bu gece ne var? Ne var bu gece? Bu gece ne var? Bu gece... Nereye gidiyoruz? Nereye? Nasıl yani? Nereye gidiyorum? Eğlenmeye gidiyorum! Bu gece bas doğurma! Bu gece yansın geceler... Benim sevgiler! Gidin yapar Allah'ın herhalde. Bina bina vaka vaka hira abla hira abla. Kaldı.
çağırırlar. Oğlum çok... Cenazesi... Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bir cenaze kalmasın oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaki kurutma yerine götürün. Yok yok, kurutma yerine götürün çocuğu. Söylemediniz değil mi hiç? Bir dakika, siz böyle elinizi aldınız. Ustak, elinizi alın beri git. Hayır, kurba odası olacak. Oğlum, ne lan cebinde telefon mu? Al, telefon odası. Yapma, baba, yapma. Günaydınlaştık ya, sen bana ne dedin direkt? Vallahi ben Nihle, hani herkes duygusal konuşma yaptı ya, dedim hani Nihle'den de öyle bir konuşma beklerdim. Nihle yapmadı, ben bozuldum dedim Oğuz adına. Bir de donuk kaldım birazcık hani şey olarak. Yani herkes İlayda da atıyorum, ya herkes. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Duygusal konuşma hiç duygu geçmedi diye söyledik biz erkeklere bir de olarak. Ben de şaşırdım. Sen de beklemeyeceğimiz bir şey olabilir. Olarak. Ben şunu söylemek istiyorum. Birincisi, yani duygusal konuşmanın hani bugün son gün olduğu için okey ama... Yani bu son bölüm daha doğrusu ve biz işte sabahtan beri konuşuyoruz. Aynı zamanda ben Oğuz'a durduk yere de güzel şeyler söyleyen bir insanım. Ses odası ya da canlı yayın herhangi bir yerde de ben zaten duygusal ya da normal bir bölümde duygusal konuşan bir insanım zaten. Konuşacağım, içimden gelirse konuşurum. Bugünün... İçinden gelmedi işte. Tam içimden gelmedi. Ya neden bu kadar... Yani fazla sert tepki gösterdin, farkında değil misiniz? Ben sert tepkimi gösterdim. Tepkimi gösterdim. Nihle niye ben dondu kaldı? Ben hemen onu söyleyeyim. Hani siz dediniz ben ya. Ben tepkimi gösterdim. Şu an böyle bir şey demeyin. Normal olarak soruyor sebebini. Ben söyleyeyim mi? Biz o sıra Nihle ile konuştuk. Bak İlayda lütfen. Tamam, savunmak lütfen, için söylemiyorum. Aşkım, bak şu konuda haklısın. Hayır, bak bir şey söyleyeceğim sadece ya. O sıra da hani klima, ses geldi ya klimaya. Bu arada haklı tabii ki Oğuz. Sen orada duygusal bir konuşma yapıyorsun. Nihle'den de bunu bekleyebilirsin. En doğal hakkın. Sadece orada bir hani klima sesi geldi. Hani sen böyle bir ne oldu falan dedin ya. Nihle de orada korktu. Hani şey olamadı. Senkronize olamadı o an, anladın mı? Oradan ses geldi. Geri döndü. Oğuz'un konuşması bölündü o sırada. Hani bir şey oldu ya. Ondan böyle bir dondu kaldı. Oğuz'un da bozulduğunu yüz mimiklerinden anladı ya. Hani yanlış bir şey yaptım. Ben anlamadım biliyor musun? Oğuz'un neden o kadar böyle kaldı? Sonradan hani en başını söylüyorsan... Onu... Hayır bir şey söylüyorum. En başını söylüyorsan... Biz girdik, ben nasılsın dedim, keyfin nasıl, ben de iyi dedim, mutluyum bugün bittiği için, ben mutluyum çünkü biz Oğuz'la dışarıda görüşeceğiz. Sonunda hiçbir şey tamam. Değil. Bir tek bir şey söyleyeceğim dedim, yanlış mı hatırlıyorum, tek bir şey söyleyeceğim dedim. 12 saniye konuşmaya başladım da. Ha, çok kısa konuştun sonra ama bitti. Neden biliyor musun, ben klima ses çıkarttım, döndüm ya arkamı, bir bak Oğuz öyle bir suratla ki ve... Ben suratlıyım. Bu tepkiden ben... nefret ediyorum, konuşmak da istemiyorum. Ben suratlıyım, ben geldim buraya da. Dedim ki sadece dedim, kırıldım, üzüldüm böyle böyle yaptığında. Görken. Ben yoruldum. Ben artık Görken. Bir şey yapmıyorum. Bunlar senden yorumlamıyorum. Görken, sen yoruldum dedin Nihle, yoruldum senden dedim. Yoruldum ne demiyorum. Dedim ben sana? Konuşabilir miyim? Konuşmak istiyorum, konuşabilir miyim? En sondaki konuşmamı es geç, tamam mı? O tepkiyi es geç. En başından aldığın zaman, klimaya korktum ya ben. Ondan sonra Oğuz hani bir konuşması kesildikten sonra verdiği tepki normal miydi? Ben anlamadım o tepkiyi çünkü. Buradaki hepimiz kızlar dedi ki ne oldu dedi yani, ne oluyor dediler. Ben de anlamadım çünkü... Oradan birkaç kere özür diledi ya, senden de tepki bekledi. Sen de tepki vermedin. Ben anlamadım özür yani. Ondan sonra konuşma yapamadım. Nasıl tam yapayım onu? Özür duydu. Eğer bekledi yani. Özür devamında konuşacaksın diye zannetti. Bekledi. O yüzden bekledi. Ama ben ne olduğunu bile anlamadım. Oğuz neye takıldı? Oğuz benim korkmama mı kızdın yani? Onu anlamadım. Şaka gibi ya. Baksana. Şaka ne şaka gibi? Kızdın diyor hala ya. Yok, öyle değil şey, miydi Halim? Ben hala, öyle değil miydi ben Halim? Şok içerisindeyim ya. Öyle düşünüyor. Ben şok içerisindeyim artık ya. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Hala kızmak diyorsun ya. Ya hak etmiyor muyum ben abi? Ne alakası var mesela yani? Ne alakası var?
hak etmek ne? Ya ben buraya geldim, ben senin tavırlarını mı hak ediyorum? Yoruldum. Ben de bunları hak etmiyorum Oğuz. Gerçekten sen çok güzel bir şekilde benimle sabah günaydın'a başladın. Ne ve yaptın? Ben sana bir şeyler yaşatıyorum değil mi? Böyle mi düşünüyorsun? Yoruldumlar, sıkıldım artık. Uğraşmayacağım ben artık bunlarla. Bu ne? İstediğin ne o? Ben sana soruyorum. Ben gerçekten ben sana soruyorum. Ben sana kötü gelmedim bugün anlaşmada senin. Kötü gelmedim. Ya Görkem sen bana demedin mi? Az bile tepki verdin demedin mi kardeşim? En sondaki koşmamdan bahsediyor. En sondaki koşmamdan açıklaması diyorum ki. 10 saniye, 15 saniye ben çok şaşırdım. Yani ya yine... şaşırdık hepimiz. Bu ne? Geldi. Evet. Herkes bana bakıyor ya. Ya hala nasıl beni suçlayabilirsin? Suçlamıyorum ki ben seni. Ben seni suçlamıyorum. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun falan soruyorsun bana. Ne istediğim çok açık belli değil mi? Hayır bana gelmiş şu an konuşuyorsun. İşte yoruldumlar, şunu yaptımlar. Ben sana böyle gelmiyorum. Bunu ben söyledin. Nasıl gelmiyorsun? İşte delireceğim ben işte artık mesela. Ama. Ya bunu yapıyor. Ben yapsam kızar bana. Lafımı kesip duruyor mesela. Konuşamıyoruz. O zaman doğru bir şekilde anlat, anladın mı? Neyi doğru bir şekilde anlat? Ben yoruldumlar falan demiyorum dedi. Geldiğim gibi bana bunu söyledi. Senden yoruldum demiyorum. Ben artık yani yoruldum bu halinden. Yani bu duruma sokup duruyorsun bizi. Kavga edip duruyoruz. Ben sokmuyorum. Ama... Ya bence sinirleriniz yıpranmıştır biraz. Yıprandı bence. Normal, tavrınız da yok kalmadı bizim ama. Hiçbir şey de yok. Senin kalmadı şey. Çünkü senin çok yok. Çok belli yani bugün sabah da gördük gerçekten kimin tahammüllü, kimin tahammülsüz. Ne alakası var? Bugün sabah ben ne tahammülsüzlük yaptım? Sen yapıyorsun. Bir kremaya korktum diye bana gösterdiğin tepkiye bak. Bütün kızlar burada şaşırdı. Aynen. O tepki normal miydi? Görkem bir şey söyle ne klima, oluyor? Klimaya değil ki. Klimadan sonra bekliyorsun. Ya klimadan önce de söyle, şey yap. O yüzden donuk kaldı. Klimadan yani. Önce. Ya bak klimadan önce konuşmaya çalışıyorsun tamam mı? Ben susmamın sebebi İdeciğim, klimadan önce de konuşmaya çalışıyorsun, konuşamıyorsun. Anladın mı? Benim hakkımda bir şey söylemiyorsun. Ondan sonra odağın direkt değişiyor. Bak klimadan nasıl büyük bir ses gelebilir de sen ona bakabilirsin de dönebilirsin. Ya büyük neyse dersin devam edersin ya. Gel aşkım. Aşkım nerede senden özür dileyim? Söyle aşkım. Ya. Gerçekten. Hadi bak. Tamam çok duygusal olsun. Tamam hadi. Ya rica edin duygusallığını. Hayatımın en güzel anını bu evde yaşadım ve Hire ile beraber yaşadım. Ama en kötü anımı da Hire ile yaşadım. Neden en kötü anımı yaşadım? Gerçekten onu burada istemsiz bir şekilde çok kırdım, çok üzdüm, çok sinirlendirdiğim anlar da burada oldu. Ama iyisiyle de kötüsüyle hep Hire ile oldu ve hep Hire ile olsun istiyorum. Her bir noktasında en çok nerede üzdüysem, en az nerede üzdüysem ondan herkes için burada 1000 kere, 100 bin kere özür dilerim. Onu çok seviyorum. Affettin mi? Ya ben senin ne takipteyim ki? Ve şimdi kaç tane kamera varsa her bir karede, her bir kamerada onunla güzel anılarımı paylaşmak istiyorum. Sadece tek kelime şunu diyeceğim, böyle anılarım kalsın. Umarım 10 yıl sonrasında da beraber olduğumuzda, Allah izin verdiğinde, bu görüntüleri 10 yıl sonrasında tekrardan dinlemek istiyorum. Hira'yı çok seviyorum. Şimdi buradan direkt karşı kameraya geçiyorum. Beni oraya verirsen tamam çok teşekkür ederim. Tamam da aşkım benim gel. Ayakkabım şey oldu. Gel. Ay ayakkabım kaldı. Ayakkabım. Darılmışım, üzülmüşüm, kırılmışım bir şey. Gelip onu sana söylüyorum. Diyorsun ki yoruldum ben artık sıkıldım. İşte bu tavırlarından. Eğer böyle söyleseydin. Ben artık... Ne? Söyleseydin düzgünce bunları konuşmazdık zaten. Düzgünce söylemediğin için bunları. Düzgünce söyledim sana. Düzgünce söylemedim. Düzgünce söyledim. Nihle bak. Nihle bak artık yeter. Lütfen rica ediyorum. Bir şey, birazcık farkına var. Hep haklı olamazsın. Haklı olmak istemiyorum ki zaten. İstemiyorum yani haklı olmak. Düzgünce söyleseydin bunu diyorsun ya. Ya daha ne kadar düzgün normal bir şekilde sana söyleyeyim. Ya sen buraya geldin. Geldim buraya dedim ki o Nihle dedim kırıldım dedim. Bu sabahki günaydın konuşmam kırıldım dedim. Geldim buraya biraz konuşabilir miyiz? Oturdum sıkıldımlar yoruldumlar başlıyor direkt ya. Ya. Ya bebeğim ya gerçekten buna mı kırıldın, üzüldüm ama işte bak şöyle oldu. Benim seni ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor musun? Konuşmaya bile gerek yok bizim aşkımızı dersin. Geçer gider ne yaptım da ben sana acaba, ben bu tavırı hak ediyorum ya. Ben acaba başka bir yerden kastım da senin arkada da konuştuk. Çünkü Dilara'yla falan da konuştuk. Hani
o tepkisi garip geldi hepimize, anladın mı? O benim kırmızı koktuktan sonraki. Ben onu cidden... Orada bir bağırmadı, bir şey yapmadı mı sadece? Bağırmadı, böyle düştü. Kaldı ya, konuşmuyor bir de. Ondan sonra hani konuş gibi bir şey ya, yaptı ya bana. Konuşmadı, işte cümlesi bitti, seni bekliyordu tamam, orada. Ben cümlesinin bittiğini anlamadım ya. Ben o yüzden o garip geldi. Tepki ben anlamlandıramadım, tamam mı? Ben şimdi onu anlamlandıramadım ya. Benim kafam orada. Sen buraya geldiğin zaman konuştuğumuzda... Ben acaba ona mı sinirim ben, hani kafamın orada ondan mı kaybetmiyorum, ama ben böyle görmedim. Senin buraya gelip de hani işte böyle böyle oldu, günah anlaşmada ben senden de bir şeyler beklemiştim, ona kırıldım dedin de demişsin gibi söylüyorsun ya, ben bunu böyle algılamadım. Ben gerçekten bunu... o kadar ayıp ediyorsun ki bana. Ayıp etmiyorum. Lütfen hani diyorum ya, ben bunu böyle algılamamış olabilirim, hani kafam oraya doğru. Şuradan merdiven nereden indim ben sana ne dedim ya. Merdivenlerden evet, indim ben sana dedim. Günaydınlaşmaya sen dedin neyin var, niye agresifsin diye soruyorsun ya bak. Neyin var, niye agresifsin diye mi sordun? Evet öyle sana sordun Nihle. Tamam. Biz birbirimizi yanlış anlıyoruz. Bu da tahammülümüz demek ki kalmadı. Senin tahammülün kalmadı. Bak kendin adına konuş. Senin de tahammülün. Kendin adına konuş. Kabul et. Kendin adına kabul konuş. Et. Benim o kadar çok tahammülüm var ki Görkem öyle bana geldi ya, dedi ki az bile tepki verdin dedi. Ya bence Nihle... Tepki vermedim ben konuşmayı, sana. Yani duygusal bir konuşma ya da burada son... Setimiz ya, şimdi yapabilirsin. Yok ya, bu saatten nasıl sonra nasıl yapsın ya ki kanka? Ben ya bu saatten sonra... Özür dileyip en azından... Yani bunu yapsaydın direkt problem yoktu zaten. Bak kamera. Ben bu kızı çok seviyorum. Onunla evleneceğim. Onu her şeyden çok seviyorum. Şimdi hangi kameraya gidiyorum biliyor musun? Şimdi orada önemli konu var, oraya gidemiyorum. Şimdi salona gidiyorum. Aa yok, Bodrum Sokağı'na gidiyorum. Bodrum Sokağı'na verin. Ben nefes nefese kaldım ama aşkımı kollarımla buraya getirmek istedim. Çünkü o her şeyin en fazlasını hak ediyor. Onu çok seviyorum. Şimdi beni şuradaki kameraya versenize Bodrum'daki. Hadi ben gidiyorum. Şimdi Hire ile benim her an, her yerde her anımın olmasını istiyorum. Oralardan çıktım dolaştım buraya geldim ve buradan sonrası devam edecek. Çünkü neden? Her anımın olmasını istiyorum ve burası bitmeyecek. Dışarıda da bu şekilde devam edeceğim. Çünkü o her şeyin en güzeline layık. Hira aşkımı çok seviyorum. Mwah. Hadi şimdi gidiyoruz. Bu anlar yetmez, bu ev yetmez, dünya yetmez, evren belki yeter yetmez. Onu da bilemem. Hira'ya olan aşkımı kimse bilemez. İçinde neler yaşadığımı kimse hissedemez. Hira aşkımı çok seviyorum. Bu anlarımı teker teker izleyeceğim. Çok seviyorum onu. Şuraya. Ya hayır yeter ya. Gel. Sırtıma gel. Yoruldum. Hadi sen konuş, ben yatıyorum. Gel. Aşkım taşıyan benim. Yorulan niye sensin? Düşünsenize 10 yıl sonrasında bu videoları izlediğimizde ne kadar güzeliz, ay neler yapmışız falan diye, ama bunlar tamamen sevinç gözyaşları belki de olabilir, sevinç mutlulukları da olabilir ama asla üzüntü olmayacak. Çünkü buraya geldiğime hiç pişmanlık duymadım. İyi ki gelmişim diyorum, çok güzel dostlar edindim ama en büyük hediyem Hira. Hayatımın aşkını, hayatımın kadını burada kazandım. Beni kim buraya kabul ettiyse herkese o kadar çok teşekkür ederim ki. Allah'ım sana şükürler olsun diyorum. Gerçekten ben kadere inanan birisiyim. Bunu belki defalarca söyledim. O zaman söyledim. Bir tane Aytak kötü okuyor. Oku aşkım. Mutluluğunuzun daimi olmasını diliyorum. Çiftler için geçerli. Bulamayanlara da sen aşk ver ya Rabbim. Amin. Finale denk geldim ama finalde burada olduğum için çok mutluyum Öykü Hanım. Keşke olsaydı da benim de bir ilişkim olsaydı ama hayırlısı buymuş. Okan, yani keşke olsaydın diyorum ama yani sezona şöyle bir baktık, neler yaşadık, neler geçirdik diye düşündüğümde de dayanabilir miydik seninle o günlere bilmiyorum. Öykü Hanım, ben mutsuzum. Ne o? Aşkı bulabilirdim ama bulamadım. Bu yüzden gerçekten üzgünüm aşkımı bulamadığım için. Ben Ferhat'la dışarıda görüşecek misiniz? Evet, yemek yiyecekler Öykü Hanım. Sen kaynıyorsun. Ben konuyu açayım da rahatla. Evet, var mı söyleyeceğim? Yani yalan konuşmasınlar. Gidecekler, aşıklar birbirlerine. Neyse ki bugün son günü, seni bir daha görmeyeceğim. Öyle demiyordun ama, seni FaceTime arayacağım diyordun. O ayrı, bu ayrı. Hep yanımda oldular. Benim ailem bile beni bir kez aramadı. Nasılsın diye sormadı. Hep onlar sordular. Yara kapandı mı? Ne yarası?
Ne yarası o kadar? O kadar kapandı. Ne yarası ya? Güzel cevaptı. Bu kadarını beklemiyordum. Peki. Çok çok uzun süre devam etmesini dilediğim yine baş tacı ilişkilerimizden biri. Çok az bir süre kala Oğuz ve Nih'le şeyler söylemelisiniz diye düşünüyorum. Ben asla hani son bölümün bu şekilde olmasını istemezdim Nih'le ile aramızın. Büyük final öncesinde bir oylama yapacağız. Kullandığınız oylar ev birincisini belirleyecek. Bütün evin yarışmacıları arasından sadece bir kişiyi seçeceksiniz. Benim burada iyi kötü her zaman yanımda olduğum için teşekkür ediyorum. İnşallah siz birinci olursunuz. Ben sizi tutuyorum. Aslında aklımda ve kalbimde kimin olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ama bir strateji yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başarabiliriz. Diğer arkadaşlarımız şu an çok uyuyamasalar da. Erkeğe de atmak isterdim ama oy sınırlı. Her zaman ilk tabii. Bitti mi zannediyorsunuz? Sizi sefiller tabii ki de bitmedi. Daha bunun büyük finali var ve asıl bomba o gün patlayacak. Bizi izlemeye devam edin. Büyük finalde görüşmek üzere. Şimdi...